canını kaybedenlere, hayatını kaybedenlere rahmet diliyorum. Yaralı kurtulan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Enkaz altında kalmış olan kardeşlerimizin, vatandaşlarımızın da bir an evvel inşallah sağ olarak kurtulmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Ben deprem olduğunda 5'e çeyrek kala, pazartesi sabahı 5'e çeyrek kala uyanmıştım, uyandırıldım. Ve ondan sonra aramaya başladım arkadaşlarımızı ve durumun çok vahim olduğunu teşkilat mensuplarımızdan öğrenince ertesi yani sabah 9-9.30 arası yola çıkmak üzere 16 milletvekili arkadaşımız ve genel başkan yardımcımızı bu 10 şehirde görevlendirdim. İlçelerini de görmek üzere ve sahadan bilgi vermelerini istedim. Sahadan gelen öğleden sonra 2 civarında gelen bilgilerin içinde en önemlisi ısınmaya dair yani kurtulanlar içinde şeyin altında enkazın altında kalanlar açısından da en önemli konunun ısınma olduğunu söyledi sahada bulunan arkadaşlarımız ve bununla ilgili olarak da Sayın Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ı aradım. Hem bu bilgileri verdim. Arkadaşlarımızdan gelen başka bilgiler de vardı ama öncelikle özellikle tüp üzerinden hem ısınma hem ışık gece aydınlanma hem de yemek pişirebilme açısından tüp istendi. Bir de şey altında kalanlardan enkaz altında kalanlara da ısıtma için bir sistem var. Onun gönderilmesini. Çünkü doğalgaz sebebiyle tüp kullanımının azaldığını ve tüplerin genellikle hurdaya gönderildiğini, derhal dolum işinin başlanması gerektiğini ilettim. Kendisi de bu konuda talimat vereceğini söyledi. Dün itibariyle de bunun başladığını ifade etti. Sonra mazot eksikliği vesaire gibi pek çok konuda gelen bilgileri çeşitli şekillerde konunun muhataplarına biz parti olarak ilettik. Birinci önceliğimiz bu oldu. İkincisi ise kendimiz parti adına bir büyük sivil toplum örgütü sayabilirsiniz. O şekilde bir çalışma yaptık. Mesela şu an itibariyle 236 partilimiz bizim AFAD'la işbirliği kurarak, işbirliği yaparak Ali Demir Paşa'nın başkanlığında illerimizde arama kurtarma çalışmalarına katılıyorlar. Şu an itibariyle o 16 milletvekili ve genel başkan yardımcısına ilaveten 9 milletvekilimiz koordinatör olarak şehirlerde yani yapılan yardımların dağıtımına dair yardımcı olmak üzere koordinasyon yapıyorlar. Partimizde hemen o sabah 9.30'da bir afete yönelik bir koordinasyon kriz merkezi kurduk. Başına Sayın Burak Akburak geçti ve birçok belediye başkanı arkadaşlarımız, milletvekillerimiz dahil bu konuda çalıştılar. Şimdi bunun dışında STK'larla ilişki kurduk ve onlarla beraber afet koordinasyonunu yürüttük. Adıyaman'da şu an itibariyle Adıyaman'da 2 adet çadır hastanesi yarın sabah itibariyle kurulmuş olacaktır. Bizim bizzat organize ettiğimiz 15 doktor göreve başlayacaktır. Bu hastaneleri ihtiyaç duyan diğer illerimize de kuracağız. Adıyaman'da 1400 kişiye yemek hazırlayacak kapasiteye haiz üretim, ekipman ve donanım bölgeye intikal etmek üzere yola çıktı. Şu anda vardılar. Kahramanmaraş'ta bir aş evimiz kurulmuştur. Yemek dağıtım başlamıştır. Hanımefendi bizim kadın politikaları başkanımızdır. Hem o hem Kayseri teşkilatımız hem de Erzurum teşkilatımız yemek dağıtımı yapmaktadır. Antakya'daki vatandaşlarımıza yemek dağıtımı yapmak üzere bir fabrikayla anlaşılmıştır. Parası tarafımızdan ödenmektedir ve o iş görevi yapılmaktadır. 3 uçakla 290 gönüllümüz ayrıca Adana Havaalanı üzerine Hatay ve Kahramanmaraş'ta ulaşmış. Hem dağıtım yapma hem de arama kurtarma çalışmalarını yapmaktadır. Şimdi toplamda 164 tır, minibüs, off-road aracı, 8 kamyonet, jeneratör, konteyner, ev, iş makinesi, gıda, giyecek, hijyen malzemeleri, bebek malzemeleri gibi pek çok konuda bildiğiniz bir büyük STK gibi organizasyon yaptık ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık, ulaştırmaya devam ediyoruz.
Bunlar aynı zamanda milletimizin bize verdiği yardımların ulaştırılması yönünde de bir görevdi. Bunları yaptık ve ben depremin ilk günü demiştim ki bizim susma zamanımız devletimizin konuşma zamanı, devletin sesinin duyulma zamanı, siyasetin ise susma zamanı. Böyle demiştim ve buna uyduk. Şimdi bugün buradayım. Pazarcık, Kahramanmaraş merkez, Ebrar sitesinin yıkıntıları ve buradan da Elbistan'a geçeceğiz. Şimdi de milletimizin sesini duyup tekrar kamuoyuna bunu yansıtma zamanı. Bugün milletimizin sesini dinleyip eksik nedir, gedik nedir, rahatsız edici durumlar nedir, yapılmayan nedir, yapılması gereken nedir görüp, öğrenip bunu teminini çalışmak ve bunu yerine getirtmek zamanıdır. Dolayısıyla 72 saat sonra buradayım. 72 saati tespit etme şudur. Ben Gölcük depremini birebir yaşamış, bununla beraber büyük çapta akrabasını kaybetmiş bir milletvekili, Kocaeli milletvekiliydim, aynı zamanda da bir insanım. Dolayısıyla o depremle bu deprem arasında bir temel fark var. Burası kış, soğuk ve o gün yazdı. Dolayısıyla plansızlık konusunda eksik, yani 99 depremi hepimize büyük tecrübeler, eksiklerimizi görüp tecrübeler edinmemizi sağladı. Acının nasıl paylaşıldığını sağladı ve o 72 saatin önemini öğrenmemizi sağladı. Yani kurtarma çalışmalarının yapıldığı yerlerde ayak altında dolaşmak, oraya engel olmak doğru değildir. Dolayısıyla bunu yaptık. Ama bugün geldim, gördüm ki pek çok aksaklık var. Bir tanesi nedir? Sivil savunma kanunu diye bir kanun vardı. 2009'da kaldırdılar. Ve yerine AFAD kuruldu. AFAD önemli bir kurumumuz ama çalışan insan sayısı sınırlı. Dolayısıyla sivil savunma kanunu dediğimiz, bir eski İçişleri Bakanı olarak söylüyorum, uygulamadan gelen bir insan olarak söylüyorum. En az 30 bin kişinin eğitildiği, 15-65 yaş arasında sivil insanların, vatandaşın eğitildiği, kurtar afetlerde, yangın söndürmeden tutun, depremlerde, sel baskınlarında kurtarma çalışmalarını, arama kurtarma çalışmalarını yapmak üzere eğitilen insanlardır. Birincisi bu. Bu kalktı. Sadece devlet memurunun var olduğu ve sayısının yetersiz olduğu bir yeni kurum ortaya çıktı. AFAD'da çalışan her bir arkadaşımdan Allah razı olsun. Ama sayıları az. AFAD'ın başında bulunan, yani AFAD'da görev yapan insanların bir kişi, onlar önderdir. Altında bu dediğim sivil insanların olması lazım. Şimdi birinci hata bu, birinci yanlış bu. Organizasyon eksikliğindeki en önemli yanlışlardan birisi bu. İkincisi ise valilerin talimatıyla derhal askerin, jandarmanın deprem bölgesine girmesi gerekiyordu. Çünkü jandarmanın arama kurtarma konusunda çok ciddi bir bilgi birikimi mevcuttur. Dolayısıyla girmesi gerekiyordu. Dağıtım, yani yardım dağıtımında ki tecrübesi normal sivil insanların tümünden daha fazladır. Onun eksikliği ve en önemlisi, Ebrar sitesinden geliyorum dedim. Ebrar sitesindeki arkadaşlar bir tane demir verdiler bana. O demiri mecliste göster dediler. Yani o sitede kullanılan demirin, işte yanımda Sayın Koray Aydın var, o demirin, o site 8 katlı bir binanın içinde kullanılan demirin inceliğini göstereceğim. Ve kurtarma çalışmalarındaki eksikliklerden bahsettiler. Şimdi sonu, bir arkadaşımız dedi ki annesi babası oradaymış şeyin altında, enkazın altında ve o... Burası eskiden dedi bir bataklıktı, bir tarlaydı. Biz burada patates, özür dilerim, sarımsak ve soğan yetiştirirdik. Oraya bina yapıldı. Şimdi bu binayı yapan müteahhit, bir örnek olsun diye söylüyorum. Orayı imara açan el, o imara imza atan eller ve orayı yapan müteahhit, satan kişiler. Bir de babı sabah o şeyine gidin, apartmanına gidin.
Tamam. Bunun müteahhiti kim olduğunu da öğrenin. Tamam. Tamam. Dolayısıyla şimdi bu bilgileri ben arkadaşlardan aldım. Bakın ben burada rozetim olmadan buradayım. Yani sadece Meral Akşener olarak buradayım. Yani koordinasyonsuzluğu sizden öğrendim, anlattım eksiklerini. Sizin kanalınızla benim anlayışım, arkadaşlarım anlayışına göre muhalefet halkın avukatıdır. İktidar iş görür, hizmet yapar, muhalefet sizi dinler ve o öğrendiklerini anlatır, çözümüyle anlatır. Şimdi üçüncü bir problemimiz daha var. Demin söylediklerimin dışında bir kutuplaştırma dili devam ediyor. Bakın belediyelerin tümü, ister Cumhur İttifakı'nın ister Millet İttifakı'nın, onların imkanlarının devletle beraber, yani devlet dediğimiz bugün kim yönetiyor devleti? AK Parti, Cumhur İttifakı ve Sayın Erdoğan yönetiyor. Sayın Erdoğan tek bir kişi, devlet onun şu an itibariyle. Dolayısıyla bütün belediyelerin tamamının cumhurbaşkanı olarak onların kaynaklarını birleştirip bizlerin vergisiyle oluşan hazinenin kaynaklarını da birleştirip ona göre yani çarçur etmeden bu problemlerin, burada oluşan problemlerin çözülmesini sağlaması lazım. Dolayısıyla bugün bu keşmekeşin, karmaşanın temel problemi bu tek adam sistemidir. Hafızanın kaybolmasıdır. Yani 2009'da öbürü kalktı, 2019'da öbürü kalktı, şu kalktı, bu kalktı derken bu ülkenin devletinin hafızası gitti. Devlet olmak ciddi bir iştir. Devletin birinci önceliği ciddiyet, ikincisi ise kapsayıcılıktır. Eşitlikçiliktir. O benim senin adamın değildir. Şimdi hiçbir yerde siyasi bir cümle ağzımdan çıkmadı ama çok enteresan AK Partili kardeşlerimle karşılaştım. Buraya niye siyaset yapmaya geldiniz? Siyaset de yapabiliriz. Ama ben Sayın Ömer Çelik'e böyle bir cümle kuran bir İYİ Partili görmedim. Çünkü doğru değil. Sayın Ömer Çelik Cumhur İttifakı olarak buradayız. Millet İttifakı nerede dedi. Bugün bunların konuşulması zamanı değildir. Yani önce bu iş iktidara düşer. Dolayısıyla ben herkesi başta Sayın Erdoğan olarak ciddiyete davet ediyorum. Bir, kapsayıcılığa davet ediyorum. İki, liyakatli kadrolarla çalışmaya davet ediyorum. Üç, bana gelince ben bir tek canın kurtulabilmesi için her kapıyı çalar, gerekirse o kapıyı bir yumrukta kırar, o kişinin canının kurtarılması için üzerime düşeni yaparım. Yangın söndürmek için buradayız, yangından mal kaçırmak için burada değiliz. Dolayısıyla hayatımın hiçbir döneminde yangından mal kaçırmamışımdır. Şimdi özne sizsiniz, özne milletimiz, biz bir kişi, hepimiz birimiz için diyen bir büyük milletiz. Ve bugün onu gördüm ki sizin dayanışmanız, birey olarak bu milletin dayanışması işte bu ülkeyi bir türlü ne kadar yanlış yönetilirse yönetilsin, başkalarının, düşmanların istediği bir noktaya getirmiyor. Allah hepinizden razı olsun. İyi ki varsınız. İyi ki bu büyük milletin bir mensubuyum. Büyük Türk milletin mensubuyum. Gurur duyuyorum, şeref duyuyorum. Sağ olun. Vatandaşlarla irtibat halindesiniz burada. Susma zamanı, devletin konuşma zamanı demişti. Birkaç gündür herhangi bir açıklama yapmamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir görüşmesi olmuştu. Önerilerini dile getirmişti telefon görüşmesiyle. Sanırım ona gelen eleştiriler üzerine de bu açıklama sırasında az önce her kapıyı çalacağını, millet için her kapıyı çalacağını söyledi. Pek çok eksiklik tespit edildiğini, kendisine iletildiğini. Dolayısıyla bunları da sıraladıktan sonra çağrım şudur dedi iktidara. Ciddiyet, kapsayıcılık ve liyakatlı kadrolar ifadesini kullandı. Bu arada açıklaması sırasında özellikle işte yıkılan binalar, işte binlerce bina yıkıldı. Onlarla ilgili olarak yani orada kimin hangi noktada, hangi aşamada sorumluluğu varsa onlardan hesap sorulsun şeklinde bir açıklaması oldu. Az önce de Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın bir açıklaması geldi. Onu da ileteyim. İllerdeki binaları yapanlar, bununla ilgili süreçlerde katkısı olanlarla ilgili adli tahkikatlar başlatıldı.